Değerli izleyenlerim, bugünkü programımızda nesh kavramı üzerinde bazı değerlendirmelerde bulunacağız. Tefsir usulünde geçen kavramlardan biri nesih kavramıdır. Nesih denildiğinde Allah-u Teala'nın bazı ayetlerinin hükmünü devre dışı bırakması, bunun yerine başka bir hükmü yerine koyması. Ve bu kısaca şöyle ifade edilir. Raf'u hukmün şer'iyyin bi hukmün şer'iyyin ahar. Şer'i bir hükmün başka bir şer'i hükümle kaldırılması. Belki bunu günümüz kanunlarından örnekle şöyle daha iyi anlamak mümkün. Diyelim yürürlükte bir kanun var. O kanun kaldırılıyor. Yerine başka bir hüküm konuluyor. Gerek kanun gerek anayasa maddeleri için bunlar söz konusu. Ve bu şekilde değişiklikler devamlı oluyor. Kanunların devamlı değiştiğini görmekteyiz. Acaba Allah'ın kitabında ve kitaplarında bu şekilde hükümlerin değiştirilmesi var mıdır? Nesih diye bir olay söz konusu mudur? Bu usul kitaplarında enine boyuna tartışılan, değişik yönleriyle ele alınan bir mesele. En azından herhalde şunu bilmemizde fayda var. Nasıl ki mevsimlere göre gıdalar değişiyor, elbiseler değişiyor. İnsanlık tarihi boyunca da bazı fer'i hükümlerin değişmesi gayet normaldir. Yani inançta bir değişiklik olmaz. Dinin değişmezleri vardır. Allah'a iman bütün dinlerde, Allah'ın gönderdiği bütün dinlerde esastır. Ahirete iman bütün dinlerde değişmezlerdendir. Daha diğer iman esasları bunlar değişmez olan şeylerdir. Ama muamelatla ilgili hükümler, öte yandan insanların ibadetlerinin şekilleriyle alakalı bazı hükümler, bunlarda farklılık olabilir ve olmuştur. İşte kışın giydiğimiz bir elbiseyi yazın giymiyoruz. Yazın giydiğimizde kışın giymiyoruz. Yazın zevkle yediğimiz bir karpuz artık kışın yürürlükten kalkıyor. Onun yerine portakal geliyor ve portakalı tercih ediyoruz. Demek ki dinin de furuat kısmında, dinin usulünde değil ama furuat kısmında bazı şeyler değişir. Bir zaman haram olan bir şey başka bir zaman helal kılınmış olabilir. Kur'an-ı Kerim'e bir bütün olarak baktığımızda daha önceki bazı hükümlerin İslam öncesi milletlerde değiştiğini görmekteyiz. Mesela İsa Aleyhisselam geliyor, kendi kavmine Allah'ın dinini anlatırken söylediği ifadelerden biri şu: وَلَاُحِلَّ لَكُمْ بَعْدَ الَّذ۪ي هُرِّمَ عَلَيْكُمْ Size haram kılınan bazı şeyleri helal kılmak için ben gönderildim. Bu şöyle açıklanır. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın şeriatı, dini o günkü toplumun durumuna göre hükümlerle elbette geldi. Ama bu hükümler sonraki devir itibariyle ağır oldu. İşte İsa Aleyhisselam bu hükümleri hafifletiyor. Bu şekilde Musa Aleyhisselam'ın şeriatındaki bazı hükümler Hazreti İsa Aleyhisselam döneminde yürürlükten kaldırılmış oluyor. Bunlara genelde itiraz yoktur. Genelde bütün alimler bunları böyle kabul etmiştir. Ancak acaba Kur'an-ı Kerim'in hükümleri içerisinde zamanla ortadan kaldırılan var mı? Bir hükmün yerine başka bir hükmün getirilmesi söz konusu mu? Genelde buna verilen örneklerden birisi kıblenin tahvili örnek verilir. Kıble bir zaman işte Kabe'ydi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye teşrif buyurduklarında kıble olarak Kudüs'e yöneldi. 16 ay kadar bu böyle devam etti. Ama kendisi Kabe'ye yönelmeyi de arzu ediyordu. Ayetler geldi. Bir sayfadan fazla süren ayetler. Ve burada fevelli ve çeke şatral mescidil haram artık yüzünü mescid-i haram yüzüne tarafına çevir. Bu şekilde kendisine bildirildi. Buna tahvili kıble denilir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam
Bu şekilde Allah'tan gelen bir talimatla Kabe'ye yönelmiş oldu. Fevellu vucuhakum şatra, siz de yüzünüzü o tarafa dönün, hepimize yönelik bir emir olarak bu da bildirildi. Bu örnek verilir. Bir de mesela Mekki ayetler, Medeni ayetler. Mekki ayetlerde Mekke şartlarına göre hükümler geldi. Mesela düşmanın ezasına karşı sabretmek, doğrudan bir savaş olmaması, savaş çıkarılmaması, bu gibi hükümler vardı. Ve savaşa izin de verilmemişti. Ama Medine dönemine gelindiğinde artık Müslümanlarla müşrikler birbirinden ayrılmış oldu. Bir taraf Mekke'de, diğer taraf Medine'de. Saflar ayrıldı. Ve Müslümanlar güçlü, kuvvetli hale geldi. Ve bu yeni dönemde cihada, savaşa izin verildi. Önce izin verildi. Devamında ise emir verildi. Yani onlar sizinle toptan savaştıkları gibi siz de onlarla toptan savaşın. Sizinle savaşanlarla siz de savaşın. Yeryüzünde fitne kalmayınca ve din tümüyle Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Bu mealde ayetler nazil oldu. Bu bir tedriç olayı olarak da görülebilir. Yani kademeli bir şekilde geçiş. Mekke şartlarına uygun öyle hükümler lazımdı. O geldi. Medine şartlarına uygun bir şekilde de bunlar geldi. Bunu bu manada değerlendirdiğimizde gerçekten karşımıza şöyle bir manzara çıkmakta. Hemen bir anda bütün hükümler gelse toplum bunu kaldırmakta zorlanabilir. Ama kademeli bir şekilde, tedrici bir şekilde hükümler geldiğinde o zaman toplumun bunu benimsemesi, özümsemesi daha kolay olacaktır. Ve hükümler ona göre uygulanabilir olacaktır. Bu konuda pek çok tartışılan bir meseleye kısaca dikkat çekmekte fayda görüyorum. Kur'an-ı Kerim'de özellikle Mekke döneminde nazil olan pek çok ayet ve surede Müslümanların sabretmeleri ve işte savaşmamaları, bu gibi hükümler varken Medine döneminde savaşla ilgili ayetler gelmiştir. Medine döneminde gelen gatiluhum hatta la tekune fitne, yani fitne kalmayıncaya kadar onlarla savaşın, bu gibi ayetler, faktuluhum haytu sagiftumuhum, onları nerede bulursanız öldürün gibi bu mealdeki ayetler, önceki ayetleri neshettiği genelde tefsir kitaplarında böyle ifade edilir. Ancak burada şöyle bir incelik var. Mekke'nin şartlarına göre sabrı tavsiye eden ayetler, sabrı emreden ayetler uygundu. Medine şartlarında da savaşı emreden ayetler uygun oldu. Ve Müslümanların sonraki tarihinde duruma bakılır. Eğer şartlar Mekke şartları tarzındaysa o gibi ayetlerle elbette gereken yapılır. Ama Medine şartlarını hatırlatan durumlar varsa o zaman da ona göre uygulama yapılır. Söz gelimi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hudeybiye'de müşriklerle barış yapmıştır. Ya demek ki barışın da yeri var. Evet, savaşın yeri olduğu gibi Medine döneminde barışın da yeri var. Dolayısıyla savaşla alakalı gelen sonraki hükümler o barışı ortadan kaldıran bir şey değil. Şartlar barışı gerektiriyorsa barış yapılır, savaşı gerektiriyorsa savaş yapılır. Hepimizin ezbere bildiği surelerden diyelim Kafirun suresi. Bunun en sonunda lekum dinukum veliyedin. Ey kafirler, sizin dininiz size, benim dinim bana. Acaba savaşı emreden ayetler bu hükmü ortadan kaldırmış mıdır? Hükmü ortadan kaldırmıştır demek yerine herhalde şöyle demek daha uygun olur. Eğer şartlar Mekke şartlarıysa sizin dininiz size, benim dinim bana. Elbette buna göre hareket edilir. Ama Medine şartlarında ki bir durum söz konusuysa o zaman yeri geldiğinde
savaşta bir haktır. Ona göre gereken yapılır. Demek ki nesihle alakalı ayetleri bir bütün olarak değerlendirirsek çok daha sağlıklı bir sonuca varabileceğiz. Evet, nesih vardır ve bu hayatın bir realitesidir. Olması da gereken bir durumdur. Ama nerede, hangisiyle amel edilecek? Bu noktada ciddi değerlendirmelere ihtiyaç bulunmaktadır. Cenab-ı Hak İslam'ı gerçekte olduğu gibi layıkıyla anlamayı hepimize nasibi müyesser eylesin.